İyi günler. Bugün 26 Eylül 2014 Cuma. İşte günün başlıkları. Yeni Şafak. Kırmızı çizgi çözüm süreci. Suriye için güvenli ve tampon bölge senaryolarının masaya yatıran Ankara, Amerika'yı da çözüm süreci konusunda uyardı. IŞİD ile PYD arasındaki çatışma Arap-Kürt savaşına dönüşürse çözüm süreci bundan etkilenir. Star. Paralelle kirli takas. HSK'daki üstünlüğünü korumak isteyen Paralel her yolu deniyor. Türkiye. Çözüme IŞİD freni. Sınırımızdaki çarpışmalar planları alt üst etti, IŞİD'in varlığı çözüm sürecine darbe vurdu, Batı IŞİD'le çatışan PKK'yı meşru görüyor. Habertürk, savaş sıfır noktasında. Suriye'de Kobani'ye 3 koldan ilerleyen terör örgütü IŞİD sınıra 300 metre mesafede çatışıyor, Mehmetçik siperdi. Yeni Akit, tarih Amerika'yı yalanlıyor. Obama Amerika İslam'la savaşmadı dedi ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerikan Başkanı Barack Obama'nın ileri sürdüğü Amerika Birleşik Devletleri İslam'la savaşmadı, asla da savaşmayacak şeklindeki iddiayı tarih yalanlıyor. Amerika'nın 11 Eylül olayı sonrası işgal ettiği Afganistan ve atom bombası bahanesiyle girdiği Irak'ta kan ve gözyaşı hala devam ediyor. Hürriyet, sınırda şu an IŞİD'in hedefi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında Suriyeli Kürtlerin elindeki Kobani'yi ele geçirmek. YPG güçleri ise Zorava Tepesi'ne ağır silahlarla saldıran IŞİD'e doçkalarla karşılık veriyor. Akşam, yabancı evdeki huzura koştu. Ekonomideki istikrar konut sektörünü uçurdu. Ev satışları geçen yılın aynı dönemine göre %25 arttı. Vatan, fırça var, ceza yok. Hakim işkence sanığı 6 polise karakoldan insanların niye korktuğunu sizi görünce iyi anlıyoruz diye fırça attı ama ceza vermedi. Milli Gazete, son uyarı, Mavi Marmara gazisi Yakup Alnı Ak'ın katledilişi karar verici vicdanlara adeta son sesleniş. Posta, sel aldı. Rize, Fındıklı'daki sel ve fırtına sonrasında Karadeniz kıyısındaki tarlasında çalışan Mine Sağlam dalgalara kapılıp kaybolmuştu. Arama çalışmaları sırasında kıyıda bekleyen Arzu Sağlam şöyle dedi. Annemin en büyük hayalini gerçekleştirip bu yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Benim okula gidişimi, diploma alışımı çok görmek istiyordu. Takvim. Darbecilerle aynı masaya oturmam. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri liderlere özel yemek verdi. Mısır diktatörü Sisi ile aynı masada olduğunu öğrenen Erdoğan bu sözlerle daveti reddetti. Ve Milliyet, Peninsula Mutabakatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Obama ortak strateji yürütüp sadece IŞİD değil PKK da dahil bölgedeki tüm terör örgütleriyle mücadele için görüş birliğine vardı.